sonraki olarak meclisimiz kalıyor. Osman Gazi Belediye Başkanımız burada başkanlık daire başkanımız hem deprem Hacer Başkan ve Başkanımız Yursun Başkan Başkanımız ve bir de şey var Büyük Orhan'da o da meclis toplantısı varmış belediye kararı. Tamam. Osman Gazi Belediye'miz Yıldırım, Nilüfer, Allah razı olsun herkes kendi çapında bu manada bir şeyler atan değil. Büyük bir deprem yaşanmamıştı. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra acil olarak zemin etüt araştırma birimi kuruldu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. İmar planlarının revize edilmesi için jeoloji, jeofizik çalışmalar ve zemin değerlendirme haritaları hazırlandı. Mevzuat ve imar planlarında revizyonların yapılması sağlandı bu hazırlanan raporla birlikte. Bursa Büyükşehir Belediyesi kullanımındaki binaların mevcut durumları ve zemin durumları incelendi. Bursa ile sismik zemin tehlike değerlendirme projesi gerçekleşti. Burada 99 yılından sonra acil bir şekilde hazırlanan zemin değerlendirme haritası ortaya çıktı. Bugün kritik bir toplantıyı beraberce yerine getirdik. Ben öncelikle çok değerli ilçe belediye başkanlarımıza ve belediyelerimizin imarla alakalı yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Malumunuz üzere 4 gün önce İzmir'de çok acı bir deprem meydana geldi ve bu deprem bir kez daha bize şunu gösterdi ki sağlam konutlar yapmalıyız, sağlam zeminlere yapmalıyız ve usulüne, teknik usulüne uygun olarak yapmalıyız. Asla kaçak bina yapmamalıyız. Bu doğrultuda 17 ilçe belediye başkanımıza ve ekiplerine düşen sorumluluklar var. Bu akşam özellikle yeni oluşturduğumuz deprem risk yönetimi daire başkanlığımızla bu konuda öncelikleyerek, aktifleştirerek depremle mücadele noktasında hem deprem olmadan önce hem de deprem Allah göstermesin olduğu durumlardaki sonraki süreçte neler yapılabiliriz noktasında belediye başkanlarımız çok önemli değerlendirmeler oldu. Burada genel sekreter yardımcımız İmar Şehircilik Daire Başkanımız ve Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanımızın başkanlığında 17 ilçemizin en yetkili düzeyde belediye başkanlarından sonra imarla alakalı birer yetkililer olmak kaydıyla önemli çalışmalar yapıp kamuoyunda bunları paylaşacağız. Tabii beraberinde şu güne kadar bizim zemin haritamızla alakalı yaptığımız çalışmalar var. Özellikle ilçe belediyelerimizden bina envanterleriyle alakalı çalışmalarımızı veren belediyelerimiz var, vermeyenler var. Onları beklediğimizi ifade ettik. O çalışmaları da belediye başkanlarımız güncelleyecekler. Yine komisyonumuz bir dizi kararlar alıp bu kararları da açıkçası kamuoyuyla paylaşacaklar. Ayrıca AFAD'ın yaptığı, AFAD'la beraber ben komisyonun üye olmama sebebiyle yapılan hazırlıkları da inşallah ilk meclis toplantımızda, Kasım ilk oturumunda da AFAD Müdürümüz gerekli bilgileri bize aktaracak. Revize edilmesi gereken bilgilerde, çalışmalarda bu noktada revize edilecek. Ben tabii bu noktada tüm şehir insanımızdan, 17 ilçemizin tamamında özellikle kaçak yapı yapmamalarını, bu konuda çok kararlı olduğumuzu, ilçe belediye başkanlarımızın da kararlılıkla kaçak yapının üzerine gitmesi gerektiğini burada hatırlatmak istiyorum. Beraberinde de özellikle depremle alakalı riskli yapıların da binalarıyla alakalı yani 0.50 emsal ve benzeri uygulamalarla 3-5 katlı binaların kat sayısı arttırılarak 13-15 kata çıkarılarak şehrin geleceğini tabirinde ateşe atmaktan ziyade bu noktada her bir vatandaşımızın da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İzmir'deki deprem bize bir kez daha gösterdi ki böyle bir gerçek var. Tedbirlerini almamız lazım ve maalesef İzmir'de konular ve doneler çok net bir şekilde bilinmesine rağmen sorumluluklar yerine getirilmediği için 4. gün itibariyle ulaşılan ceset sayısı, vefat sayısı yüzleri geçti. 102-103 civarında, 140 civarı vefatın olacağı tahmin ediliyor. Bu acı tabloyla karşılaşmamak için bütün tarafların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini özellikle istirham ediyorum. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum.